Önerge üzerinde söz isteyen Antalya Milletvekili Sayın Kemal Bülbül. Teknisyen arkadaşlarımız komisyondaki mikrofona bir baksınlar değerli arkadaşlarım. Süremiz 5 dakika Sayın Bülbül. Sayın Bülbül'ün mikrofonu buyurun. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Almanya'da gerçekleşen ne yazık ki insanlarımızın katledilmesine yol açan ırkçı faşist saldırıyı kınıyor ve Avrupa hükümetlerinin eğitim politikası, erdem politikası, felsefe politikası üretememe politikası karşısında Avrupa'daki insan hakları kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, Erasmus'ların, Da Vinci'lerin, Giordano Bruno'ların, Jean-Paul Sartre'ların, Karl Marx'ların, Sokrates'lerin mirasına sahip çıkmaya ve Avrupa'yı yeni bir Rönesans'a, yeni bir varoluşa ve bu kapitalist kuşatmadan kurtarmak için Avrupa'daki sivil toplum örgütlerini insan hakları ve özgürlükler mücadelesine davet ediyorum. Değerli milletvekilleri, İdlib'de ortaya çıkan sonuç, İdlib'de bulunmanın yanlış olduğunu, Libya'da bulunmanın yanlış olduğunu, ne yazık ki iki eve yine ateş düştü, ne yazık ki iki asker can gitti. Bu İdlib'den, Libya'dan, yurdun dışında herhangi bir sebeple, hangi sebeple olursa olsun bulunmanın meşru ve doğru olmadığını gösteren acı bir sonuçtur. Oradan çekilmeyi gerektiriyor. Bir şey oldu bu arada, çok ilginç bir şey, bizimkilerin dikkatinden kaçan. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Fransa'daki din hizmetleri ateşeliği ile ilgili hesaplarının tamamı donduruldu. Bu niye oldu acaba? Bu sorunun üzerine de gitmek lazım ve bunun sebebinin biraz önceki bir milletvekili konuşmacımızın ifade ettiği şey çok önemli. Dedi ki, bakınız Diyanet İşleri Başkanlığı fetva veriyor diye ki akşam gidin pazara. Şöyle bir fetva vermiyor. Pahalılık kötüdür. Yoksulluğa karşı mücadele edin. Dayanışma içinde olun. Milli geliri iyi paylaşın. Ekonomiyi düzeltin fetvası vermiyor ya da açıklaması yapmıyor. Akşam pazara gitme önerisinde bulunuyor. Şimdi dün burada sözleşmeli öğretmenlerle ilgili konuştuk. Milli Eğitim Komisyonu üyesiyim. Telefonum, mesajlarımız kilitleniyor. Sözleşmeli öğretmenler ve rehabilitasyonlarda çalışan öğretmenler imdat diyorlar. Bunu tekrar dile getirmek durumundayım. Banka yasasına gelince Türkiye'de bir ekonomik model değişikliğine mi gidiliyor? Bir devlet kapitalizmi mi yeniden inşa ediliyor? Yeniden bir tek adam kapitalizmi mi inşa ediliyor? Vaktiyle Amerika'dan devşirilen ve ekonomist olduğu iddia edilen bir başbakan Türkiye'deki ekonomik modele sosyalist model demiş idi. Şimdi yeniden Türkiye'de merkezi devlet eliyle yürütülen ve devlette tekelleşmiş ve devlet şahsında da tek adamda tekelleşmiş bir bankacılık modeli ve bir ekonomik model mi uygulanmaktadır? Bu mu amaçlanmaktadır? Bunun yanında yargıda teklik, eğitimde teklik, basında teklik, inançta teklik, ekonomide teklik, kamusal yaşamda teklik, yürütmede teklik, sarayda teklik, partide teklik ve sonuç itibariyle ekonomide de teklikle taşlandırılacak gibi gözüküyor. Şimdi eskiden Türkiye'de zaman zaman ekonomik krizler olur idi. Şimdi tüm zamanda ekonomik krizi yaşıyoruz. Tüm zaman ekonomik krizin olduğu bir hale dönüşmüş durumda. Kamusal yaşam, ekonomik iktisadi yaşam bunu kaldıracak dirençte değildir. Bu bir felç olmaya, bu giderek bir çökmeye yol açacaktır. O nedenle bir an önce bu tutumun gözden geçirilmesi gerektiği kanısındayız. Şimdi tabii bu tekçiliklerden söz ederken yine ısrarla dile getirmemiz gereken bazı şeyler var. Bakın dün söyledim, tekrar söylemek zorundayım. 68 yaşında sadece kitap yazmak suçu nedeniyle, kitap yazmak niye suç oluyorsa, derdest edilen ve adliye koridorunda tepesine çökülüp kelepçe takılan Mahmut Alınak'a karşı
yazarlara karşı, edebiyata karşı, sanata karşı suç işlenmiştir. Ve Gezi direnişi şahsında, Gezi direnişine katılan, biraz önce Rıdvan vekilimizin ifade ettiği gibi kamusal yaşamı düzenlemek, adaleti ve demokrasiyi hakim kılmak dışında hiçbir niyeti olmayan kesime yapılan saldırı ve hakaretler de bir... Tamamlayalım Sayın Bülbül. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bir suç unsuruna dönüşmüş durumdadır. Bu suç unsurunun, bakınız, İslami literatürdeki adı tagutiliktir. Lütfen bu kavramı özellikle incelemenizi rica ederim. Siyaset literatüründeki adı faşistliktir. Alevi literatüründeki adı da Yezidliktir. Bu tutumdan bir an önce vazgeçilmeli ve burası meclistir. Meclis kavramı CLS kökünden gelir. Celsede cülüs de oradan gelir. Cülüs oturum demektir. Meclis istişare etmek demektir. Oturduktan sonra hepimiz seçilmişler, halkın iradesiyle gelmiş olan bizlerin düşünce belirtme, tartışma, konuşma, eleştirme hakkımız vardır ve bu hak hiçbir şekilde hiçbir kimse tarafından ihlal edilemez. Bu da bir insan hakları ihlaline girmektedir ve Osman Kavala'ya yapılan, Gezi direnişi üzerinden yapılan spekülasyon, insan haklarını da aşan, uluslararası ölçekte evrensel bir insan hakları ihlaline dönüşmüştür. Peki.